Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? İlhan Çiçek Deniz geliyor. Sevgili izleyenler, karışık duygular içinde başlıyorum konuşmaya. Zira bu sezonun son monoloğu. Bu tabii ki başıma daha önce gelmemiş bir şey değil. Daha önce de son monolog oldu açıkçası ama hiç böyle bir sezon olmamıştı. Yani bitterin bitteri var tabii ama ne kadar çok şey oldu ya. Neler oldu neler. Saymıyorum. Ekipçe de zaten saymamanın programın süresi ve sağlığı açısından daha doğru olacağına karar verdik. O yüzden neler olmadı diye başlamak istedik. Çok daha kısa süreceğini ve sonunda çok daha iyi hissettireceğini siz de göreceksiniz. Evet, neler olmadı? Öncelikle meteor düşmedi sevgili izleyenler. Küçük Puşt'tan önceki rahat, sakin, keyifler, keka eski hayatımızda hep öyle felaketler bekliyorduk ya. Olmadı. Alevli, havalı, yanarlı, dönerli, Hollywood tarzı bir şey olmadı. Hatta NASA zırt pırt açıklar biliyorsunuz. Geliyor, ıskaladı, vız geldi, tırıs gitti, teğet geçti, yine karavana falan. Beklenen bir şeydi meteor düşmesi. Bu sene de takımı tamamlardı sanki ama düşmedi. Kısmet bu meteor işleri. Başka ne olmadı? Uzaylılar gelmedi. Yine çok beklenen uzay menşeili felaketimsilerden, uzaylılar yıllardır dünyamıza devre mülk gibi davrandıklarından, her an Plüton'dan oğlum gelecek, çıkın diyebilir, gezegene çökebilir gibi bir beklenti de var biliyorsunuz. Uzaylılar sağ olsun gelmeyelim, gelene de mani olmayalım gibi bir tavırla gelmemeyi başardılar ya da seçtiler. Aman hiç misafir ağırlayacak halimiz de yoktu zaten, küresel olarak isabet oldu. Uzaylıya yatak yapmak, aman maskeyi neresine taktı gibi şeylerle uğraşmamış olduk. Sağ olsun uzaylılar. Ve dev karıncalar istila etmedi sevgili izleyenler. Olmayanlar bunlar açıkçası. Onun dışında neredeyse her şey oldu. Ve aynı anda her yerde oldu. Bütün olanlara ve olmayanlara rağmen biz ne yaptık ettik, koca bir sezonu devirdik. Hayalimiz seyircisiz bir veda değildi. Ancak planlandığı gibi devam edebilen bir Acun Ilıcalı var zannediyoruz şu aralar. 39 bölüm boyunca bizimle vakit geçiren tüm seyircilerimize sesleniyoruz. Bu sezon son kez hoş geldiniz. Programımız başlıyor. Buyursunlar.
kaybetmenin korkuları. Geçen hafta işlemedik mi çocuklar bu dersi? Ben maaşımı alır giderim, ben zaten biliyorum bakın. Erkek yerini bilsin hashtag ile ortalık epey yanmışken zannediyoruz Mersin Belediyesi'nin telefonu sessizdeymiş, görememiş. Zira dumanı tüten bir konu üzerinden Babalar Günü için hazırladıkları afişler ben kime ne anlatıyorum dedirtti. Kalk da bir çay koy, babaya cevap verilmez gibi emir komuta ilişkisinde sımsıcak bir yuva. Ki burada çay koyması beklenen kızıdır muhtemelen diye düşündürttü. Bir de üstüne cinsiyet rolleri dayatması. Bakın olmuyor. Baba değil maşallah, 4. Murat o dediğiniz. Korku ve içi boş otoriteyle yıllardır çizilen baba figüründe ısrar edildikçe yeni nesil kendi yetersiz babalarını içeriden büyütmeye devam ediyor. Eksik hissettirmeyen, eli evladının her daim omzunda olan ve kendi çayını da koyabilen babaların Babalar Günü kutlu olsun. Sevgili izleyenler, her kuşu sevdik, bir vuşu kaldı. Sizler ne ki vuşu, ne ola ki diye sağa sola bakarken 7'den 70'e vuşuya gönül vermiş bir aile adeta vuşu bizde, atasporu yahu demiş. Öyle aile arasında minik sade bir törenle federasyon başkanının kızı annesinin ve kendisinin de ayrıca hakem olduğu turnuvada birinci olmuş. Peki bu kadar zahmete gerek var mıydı? Salona minderleri serip küçük hanımı evden hiç çıkmadan da şampiyon ilan edebilirdiniz. Kızımız bir de kendi kendinin hakemi üstelik. Objektifliği sorgulanmaz elbette. Ay hadi diyelim kendisine bir küçük kıyak yapacak. Olmaz işte, orada durun. Bir diğer hakem yani annesi hemen müdahale edebilir. Hiç acaba dedirtmeyen bir müsabaka bu. Şüphelenen varsa olan bitenden federasyon başkanına yazabilir ki o da sporcumuzun babası. Meslek dünyasının kırılgan bireyleri yine bir şeylerden mağdur olmuş sevgili izleyenler. Avusturya'da bir adam polisin yanında kasten ve gürültülü bir şekilde gaz çıkardığı için 500 euro para cezasına çarptırılmış. Kötü kokuya maruz bırakılmak suretiyle mesai saatinde örselendim sayın hakim. Polisler osurun kasten ve provokatif bir biçimde yapıldığını iddia etmiş. Gördük sayın hakim. Sıktı kendini, böyle sıktı, yüzük falan kızardı hep. Ama 500 euro az olmuş, ömür boyu bakliyat tüketmesini yasaklayabilir, osuruklarını ipe dizdirip utanç kolyesi yaptırabilirdiniz. Sevgili izleyenler, yaşama hevesimizle doğru orantılı küçük puşta karşı aldığımız önlemlerde yavaş yavaş azalırken kendimizi sokaklara atmaktan geri duramıyoruz. Bu önlenemez insan selini gören Beşiktaş Belediyesi ilçedeki parklarda ücretsiz psikolog hizmeti koymaya başlamış. Çocukluğumuza döndürüp parkta salıncağa rahat rahat binmemizi sağlamak için de değil üstelik. Beşiktaş Belediyesi pandemide psikolojisi bozulan ve bunalan insanlar için stresle top yekün mücadele hareketi başlatmış. Parklarda grup terapisi yapıyorlarmış. Şöyle bir çıplak ayakla toprağa basayım elektriğimi alsın diye gittiğimiz parklara bir başka stresten kurtulma yolu ekleyen belediyemizi tebrik ediyoruz. Hindistan'da insanları ellerini öperlerse, neyse ki ellerini öptürmüş, biz burada daha acayiplerini de gördük. İyileştirdiğini iddia eden bir şifacı küçük puş nedeniyle ölmüş sevgili izleyenler. Küçük puş mutluluk gibi paylaştıkça çoğaldığından adamın elini öpen 19 kişiye de virüs bulaşmış. Resmen dolmuş ücreti gibi elden ele arkadaşı dağıtmışlar. Bu haftaki bilimli haberimiz İsrail'den. İsrailli bilim insanları bitkilerden hidrojen ürettiklerini söylemişler. Gelecekte enerji üretimi için çok büyük etkilere sahip olan bu haber karşısında ülkece kıskanmış olacağız ki Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurulmuş. Şimdi hadise ne kadar yaklaşabileceğimizi bilemediğimizden haberi burada noktalıyoruz. Kenevir Araştırma Enstitüsü kurulmuş sevgili izleyenler.
Bunu bilseniz yeter. Her an yanına bir abur cubur enstitüsü de kurulabilir. Sevgili izleyenler, Profesör Doktor Osman Müftüoğlu, pandemide kadınların ruh ve akıl sağlıkları erkeklere oranla daha fazla zorlandı. Endişe, panik, korku, güvensizlik gibi konularda erkeklere oranla zaten daha hassas olan kadın ruhu otomatik olarak daha çok yara aldı demiş. Yani Sayın Müftüoğlu, öyle cümleleri böyle ard arda kurmuşsunuz ki inanın toparlanacak bir an bulamadık biz. Pandemiden bile seksist bir taraf çıkarmayı nasıl başardınız ekipçe çok merak ediyoruz. Virüs bile sizden daha az cinsiyetçi. Erkeklere oranla zaten daha hassas olan kadın ruhu cümlesi son şiirinizden mi yoksa bilimsel bir veri havuzunda yaptığınız bir data analizi sonucu mu? Sevgili izleyenler, Hindistan'da sahibinin alkol ve etle beslediği maymun alkol bağımlısı olmuş. Sahibi ölünce de agresif davranışlar göstererek yakalanana kadar tam 250 kişiyi yaralayıp bir kişiyi de öldürmüş. Yetkililer maymuna müebbet hapis vermişler. Yani hayvanat bahçesine falan koydular herhalde. Kuşadası'nda gittiği lüks bir restoranda hesaba itiraz eden ve ödemek istemeyen müşteri garsonlarla tartıştıktan sonra çup denize atlamış. Sisam Adası'na doğru yüzmeye başlamış. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri vatandaşı gözaltına almış. Yani artık nasıl bir hesap geldiyse adam ilticayı göze almış sevgili izleyenler. Lokantaya buradan şunu söylemek istiyoruz. Bir müşteriyi çok sevdiysen bırak, dönerse senindir. Sevgili izleyenler, adalardan bir garip protesto haberi geldi. Atların kaldırılmasını protesto eden bir grup insan atların tekrar faytonlara koşulması için eylem yapmış galiba. Acaba açlıktan ve ağır çalışma temposundan ölen atlar için de bu kadar ses yükselttiler mi merak ediyoruz. Ancak adalardan alınan atların çiftliklerde ve üniversitelerde rahat rahat koştuğunun haberini biz gördük. Dolayısıyla bu isteklerini ağlayarak günlüklerine yazabilirler. Büyük geçmiş olsun. Sıradaki haberimiz paranoyanıza paranoya katacak cinsten sevgili izleyenler. İsrail Ben Gurion Üniversitesi güvenlik araştırmacıları hackerların eski ve modası geçmiş ampulleri uzaktaki konuşmaları dinlemek için kullanabileceğine yönelik yeni bir makale yayımlamış. Vallahi ne diyelim, ancak Derya Baykal'ın aklına gelebilecek yaratıcılıkta bir tekrar dönüşüm projesi galiba. Eski ampullerinizi hem dekoratif amaçlı hem de dinleme cihazı olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Laptop'un kamerasını kağıtla kapatan insanlarız biz ya. Şimdi bir de ampul işi nereden çıktı? Ampulü söndürünce şu olacak mı acaba? Umarız ileride evinizdeki kedi yoksa ajan mı? Ya da kettle lokmanızı sayıyor olabilir gibi bir haber karşımıza çıkmaz. Zira neye güveneceğimizi şaşırmış durumdayız. Ki neden kettle'a güvendik zaten? Sevgili izleyenler, salgını, orman yangını, volkan patlaması, depremi, böcek istilası, UFO'su derken şimdi de Mayaların kıyametli marif takvimi aslında yanlışmışmış ki. Ve bahsi geçen kıyamet tarihinin 2012 değil de 2020 yılında olduğuna dair bir teori ortaya atılmış. Peki biz bu habere şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Hatta Mayalar acaba karantinada bütün erkeklerin ekşi mayalı ekmek yaptığını duysalar ne düşünürlerdi diye merak ediyoruz. Hatırlarsanız 2012 yılındaki kıyamet senaryosu sonucunda herkes Şirince'ye akın etmişti. Ekip olarak eğer kıyamet kopacaksa bu sefer Türk Bükü'ne gidilmeli diye düşünüyoruz. Çünkü ancak dünyanın sonu gelirken bir şezlonga 1000 lira vermenin mantıklı bir açıklaması olabilir. Yani mezara mı götüreceğiz gibisinden. Sevgili izleyenler, Hakemli Bilim Dergisi Astrovistra Jurnal'de, burada doğrusu yazıyor bir yerde, yayımlanan makaleye göre dünyada olduğu gibi yıldız oluşumundan 4,5 ila 5,5 milyar yıl sonra yaşamın geliştiği varsayılarak bugün Samanyolu'nda 4 ila 211 medeniyet bulunduğu hesaplanmış. Bilim insanlarının hesabına göre Samanyolu'nda iletişim kurabileceğimiz yaklaşık 36 uzaylı medeniyeti olduğuna dair iddialar var. İyi de sevgili bilim insanları, uzaylılar bizimle niye iletişim kursunlar? Gelip virüs kapıp koskoca medeniyetin köküne kibrit suyu mu sıksınlar? Gezegenlerini karantinaya mı alsınlar? Buraya gelse gelse ancak saç ektirmeye gelir uzaylılar. Çünkü o konuda bayağı gelişmiş bir teknolojimiz var. Yani Taksim'de kafasında bantla gezen uzaylılar görürseniz şaşırmayın, çünkü varlarmışmış.
Endonezya'nın en önemli hava yolu şirketi Garuda Indonesia, ki bu ismi bilmeniz çok önemli çünkü, uçuş personeli için maske zorunluluğunu kaldırmaya hazırlanıyormuş. Sebebi ise yolcuların personelin gülen yüzlerini görememesiymiş. Why so serious mottosunu benimsemiş hava yolu şirketini zannediyoruz Joker yönetiyor. Umarız şirket daha sonrasında çıkıp vallahi biz parayı iniş takımları yerine personelin giyeceği takımlar harcadık çünkü bize kırmızı çok yakışıyor falan gibi açıklamalar da yapmaz. Çünkü yapsalar başı ağrımaz. Bu hafta göğsümüzü kabartan yine as bayrakları diyeceğimiz güzel bir haberimiz var sevgili izleyenler. Harvard Üniversitesi'nde Kimyasal Biyoloji ve Moleküler Farmakoloji bölümünde çalışmalarına devam eden Dr. Geylani Can, Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmada genç bilim insanlarına verilen 400 bin dolar değerindeki Transatlantik Araştırma Ödülü'nün sahibi olmuş. Kendisini canı gönülden tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Hanımlar, beyler, serbest vuruş bitti. Çok sevdiğimiz Dilan Çiçek Deniz geliyor. Merhabalar. Nasılsın? Sana ilk soracağımız tuhaf sorumuz şöyle sevgili Dilan, nasıl gidiyor yeni normal? Tarantino zamanında senin şöyle tuhaf bir açıklaman var. Kanepeyle saygılı bir ilişkin var demişsin. Ve bir de biz ekip olarak senin sürekli amuda kalmandan endişelendik. O kadar sık kalkıyor musun? Bulduğum yerde amuda kalkıyormuşum değil mi? Anlamadım. O kadar korkuyorum ki öyle bir şeyden. Yoga mı yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Evet, yoga da yapmayalım mı yani? Yoga da yapın. Başka ne yaptığınızı bilmediğim için. Ya o şu haber şöyle oldu. Açıklama yapmadım. Ya sanki şey gibi, ben aramışım birini ve ya benim kanepeyle ilişkim var gibi bir... Evet, biz öyle haber anladık. Evet. Bir yazı yazmaya başladım tekrar bu karantina sürecinde. Ve yazdığım bir yazıya bir arkadaşım illüstrasyon yaptı ve onu koydum. Çok hoşuma gitti ve uzun zamandır kendi yazılarımı koymamıştım. Çok çekiniyordum. Ve sansür de uyguladım yazarken. Hani alıp böyle saçma bir şey evirmesinler, böyle haber çıkmasın falan filan diye. O yazımda da ikinci kısımda çok küçük bir yerde şey yazıyor. İşte bu ara kanepeyle saygı ve sevgi çerçevesinde bir ilişkim var falan diye devam ediyorum. Karantinada neler yaşadım ve ne yaptığımı. Ama bu sıralar aramız biraz limoni. Öyle mi? Evet. Çalışmaya başladım. Aynen, yoğun hayat başladı. Peki bundan sonrasıyla ilgili, bu pandemiyle ilgili mesela sence iyiye doğru mu gidecek? Ne olacak? Bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Umarım iyi olur her şey ya. Artık gerçekten yeter. Çok haklısın. Ağzın bal yesin Dilan. Bence de yeter. Sen peki çok daraldın mı pandemi sürecinde? Evet. Ya ben yalnızdım. Ailem çünkü şehir dışında, aha, beraber değiliz. Ve 3 ay boyunca çok korktum. Bir de evden asla çıkmadım. Ya. Yani aşağı inip bile yürümedim, hiçbir şey yapmadım. O yüzden enteresan bir süreç oldu benim için. İlk kısmı mı daha zordu, son kısmı mı? Enteresan bir şekilde ilk kısmı daha rahattı. Çünkü zaten son bir senedir çok fazla dışarı çıkmıyordum. Daha çok evdeydim ve böyle insanlar benim karantinama katılmış gibi hissettim. Tabii arkadaşlarımı ve sevdiklerimi çok özleyince artık şey oldum bayağı. Dilancığım, senin yapıp da başarılı olmadığın bir şey yok. Bir onu gördük zaten. Yani liseler arası tiyatro yarışmasına katılmışsın, ödül almışsın. Üniversitede turizm rehberliği okurken benim asıl istediğim karşılaştırmalı edebiyat deyip bırakmışsın bu bölümü. O arada bir de tacın var. Bizi kainat güzellik yarışmasında temsil etmişsin. Galiba Mars birinci olmuş o yarışmada. Haksız rekabet var. 4 tane kolu vardı onun. 4 işte, yani tahmin edin, Eurovision gibi bir şey. Politik abi puanlar diye düşündük biz de. Son kertede de oyunculukta karar kılmışsın. Genç de bir hanımefendi olduğunu bildiğimiz için bu insanın ne istediğini bulması... Sence ne kadar sürüyor normalde ve artık buldun diyebiliyor musun? Oyunculuk çok istiyordum. Küçüklüğümden beri çok istiyordum. Annem, ben 7 yaşındayken okulda bir tane tiyatro yönetmişti, Darya Fon'un bir oyununu. Bütün repliklerini ezberlemiştim falan. Ben oyuncu olacağım. Sürekli annemle gidiyordum tiyatro çalışmalarına. Lisede konservatuara gittim. Hem sabah liseye gidiyordum hem sonrasında konservatuara gidiyordum. Öğretmen çocuğuyum ve onların üzerimde öyle bir baskısı yok ama şey gibi hissettim.
Ya benim bir şey daha okumam gerekiyor yanında. Altın bilezik dediklerini hani, evet. Kimse sana söylemeden. Evet, o yüzden turizm rehberliğine girdim. Çünkü kokart almak için artık 4 sene okumak gerekiyor. İşte karşılaştırma edebiyata girdim ama ona da devam edemedim. Çalıştığım için çünkü %80 devam zorunluluğu var. Şu an felsefe okuyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Ne? Ben okumanın hayalini seviyorum galiba. Diploma almak değil. Felsefe, İstanbul Üniversitesi'nde felsefe okuyorsun. Evet, hatta geçen hafta vizelerim vardı. Karantina nedeniyle online yaptılar. Evet. Ve ben de bu ara bir anda her şey çok yoğunlaştı. İşte Netflix'le ilgili yeni dizi başladı. Ve son güne kaldı o da. 8 gün bir aram vardı. Aha. Bir gün içinde böyle 8 tane derse girdim falan, artık duman çıkıyordu. Nasıl geçti bizden? Hayırlısı. Hayırlısı. Bakacağım. Estetik şecereni alabilir miyiz? Şimdi bu bütün kadın oyuncuların başına bela olmuş bir soru. Çünkü erkeklere sorulunca böyle estetiği olsa bile erkeğin oluyor ya insanlar. Kadınların üstüne daha çok gidiliyor. O yüzden hiç sevmiyorum bu soruyu aslında. Çok haklısın. Biz de zaten bu sorunun içi boşalsın diye 39 bölümdür kadın erkek ayırmadan soruyoruz. Biliyor. Ve erkeklere de hiç he yapmadım. Erkektir, estetik olacak tabii abi falan. Öyle bir mantık da biz yani, ne bileyim, biraz da tuhaf. Ya bu bayağı yıllardır insanlara dert olmuş benim estetik yaptırıp yaptırmadığım. Evet. Bir sürü yorum alıyorum ve böyle bir şey oluyorlar. Ya dünyanın böyle en kötü şeyiymiş gibi. Bunda zaten estetik var falan. Böyle okuyorum onların yazdığı yorumlar. Kesin dişlerini sıkarak yazıyorlar o yorumları. Büyük ihtimalle sıkıyorlar. Ve yani şey gibi, böyle hani manavdan meyve de almıyorsunuz. Kadının organiği ya da organik olmayanı gibi bir şey. Evet. Ve bunu daha çok kadınlar kadınlara yapıyor. Bu da... Hoşuma gitmiyor hiç. Hiç hoşuma yapmayın. Çok haklısın. Kadın erkeği kaldığına ben ya da işte ekip arkadaşlarım, biz genel olarak inanmadığımız için ve artık ne yalan söyleyeyim, estetik özellikle ekran önünde duran insanların birçoğu için ihtiyaçmış gibi artık pompalandığı için şey yapamıyorum. Ama iki ucu değnek bir şeyde. Boklu diyemedin galiba. Ben kendim dipledim. İyi yaptın. Ben onu şey yapıyorum. Sen anlamayanlar için. Bir ara böyle kilo verip almamla ilgili bir sürü haber çıkmıştı. Aynı hafta içinde bir kere dışarı çıktım. Fotoğrafım çekildi ve işte çok zayıfladı bilmem ne. 3 gün sonra çıktım. Aldığı kilolar gözden kaçmadı gibi bir haber yaptılar. Ve hani kimseyi memnun edemiyorsun o şeyle. Yok, zaten edemezsin. Özellikle buna ihtiyaç duyan, ya belki psikolojik olarak, belki fizyolojik, evet, olarak ihtiyaç duyan herkesin böyle bir ihtiyacı varsa, bu böyle bir yardıma ihtiyacı varsa, bu yardımı tıbbi olarak da talep edebiliyor olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden benim estetiği olmuş olmamış gram umurumda değil kimse. İnşallah da vardır. Var, dur anlatayım. Geliyorum oraya. Bir bölgede 2 adet. Bir bölgede 2 adet. Aşırı mutluyum. Bir bölgede 2 adet deyince kafamızda canlanan yer mi acaba? Hayal etme. Hayal etmedim. Ya bölge olarak ettim galiba. Gözlerimin içine bak ve sahip olduğun ünden aldığın zevki 1 ila 10 arasında puanla. 7. 7. Evet. Abi sekmiyor ya. 6-7 ha. Bu 1 ile 10 arası sırala dediğimiz her şeyin cevabı 6 ile 7 çıkıyor. Ha, o 3 puan da şeyden, sosyal medyadandır. Yok yok, gelen ondan yorumlar değil. Bu zaten böyle falan bir araştırma var, çok eski. Zaten böyle bir anket yaptığınız zaman derecelendir dediğin her şeye 7 veriyor insanlar. Ha. Evet. Kötüyse biraz işte 4'e düşen oluyor mesela durumla ilgili. Sonra çıktığı yer 10 değil, 7. Hep 7. İyiyse 7 yani. 10 demiyor kimse. 7 ama senin bir 8-9 varmış gibi. Hissedilen 8-9 gibi. Tüm işlerim arasında en severek oynadığım şudur diyeceğin bir şey var mı? Yarına Tek Bilet. Ya. Kesinlikle. Gerçekten, evet, mi? Seyrettiniz mi? Evet. Seyretmemiş olsanız da Melike. Basın danışmanı seyredin. En çok o. Ben 5 kere seyrettim abi. Benim için inanılmaz bir deneyimdi zaten Ozan'la filmde çalışmak, Metin'le partner olmak. Yani çok iyi bir yol arkadaşı oldu o da bana. O kadar çok şey öğrendim ki, 6 aylık bir ön hazırlığımız oldu. İşte bir karakter nasıl çıkarılır, nasıl yaratılır, ön hazırlığın önemi bir filmde.
Çekerken de çok keyif aldık tren yolculuğumuzda. O yüzden kesinlikle yarını tek bilet Leyla. Taze olduğu için değil yani. Hayır. Sevgili izleyenler, Dilan Hanım 15 yaşındayken Güneşi Annem Sanırdım isimli bir şiir kitabı çıkarmış. Karşılaştırmalı edebiyata da oradan yürüdün diye düşündük biz ekip olarak. Bazı şiirlerini seslendirmeni rica edeceğim. Konuklarımız da ilk defa duyacak. Eyvah. Eğer senin için de uygunsa. Bazılarını seslendirmeyeyim. Bazılarını evet seslendirme, bazılarını da seslendirme. Şimdi bak, hiç bir bakmayayım, tane bir tane burada söyleyeyim. Çok da dinlemeyelim. Çünkü 9-11 yaşında yazdım evet. Ben bu şiirleri evet. Ve 15 yaşında bastırdım. O yüzden... Bence müthiş bir anı. Yani 9-11 yaşında yani bir şey yazmayı heves etmek bile bence müthiş. 15 yaşında bastırmam biraz hırs tabii ama... Ya o şöyle oldu. Şükrü abiyle konuşuyor annem. Şükrü Erbaş'la ve şiirlerimi gösteriyor. O da bence basın. Şey çok iyi olacak diyor Dilan için. Basılıyor. Biz Antalya'da küçük bir imza günü yapıyoruz böyle aramızda. Ve gazetede şey diye çıkıyor. Çocuk şair kitabını yayınladı gibi bir haberle çıkıyor. Sonra İstanbul, Antalya, İzmir TÜYAP kitap fuarına katılıyorum. Böyle işte Ahmet Terli ile falan yayın imza günlerim var. Ve inanılmaz bir anıydı benim için. Yaşadığım kuyrukları şeyler. Kuyrukları oldu mu sen dedi? Böyle olmadı kuyruklar ama. Ama 3-5 kişimiz vardı yani. Sen aklında bir şey var galiba. Onu evet. Bizimle paylaşmak istiyorsun. Denizi çok severdim her şeyden çok. Dalgaların sesini duymak isterdim ama artık duymak istemiyorum. Çünkü her dalgada duyuyorum tsunami'den kalan çocuk seslerini gibi bir şiir yazmıştım. Bugüne dek oynadığın ve sonradan izleyince ay bok gibi olmuş dediğin bir işin oldu mu? 17 yaşında bir filmde oynamıştım. Çok küçük bir rolüm var ve bir rüya sahnesine giriyordum. Ama hani ne senaryo okudum ne kimlerin oynadığını biliyordum falan. Ve unutmuştum bile o işte oynadığım şeyde aklıma geldi. Meriç katılmıştı senin programına evet. Ve aynı işi söyledi. Evet. Yani Meriç'le ortak yaramız aynı iş. Evet. O film, The aynen. Film. Tuhaf gerçekten o film. Biz adını görünce fragmanına baktık ve yoktun. Yani ve senin adının olduğu ve fragmanında olmadığın bir filmin gerçekten bok gibi olma ihtimali çok yüksek diye düşündük. Ergenliğinden bugüne hiç merak edip üye olduğun bir arkadaşlık sitesi ya da telefon aplikasyonu oldu mu? Şimdi şöyle. Lisede kendim Tinder vardı. Gerçekten. Ve böyle bütün dizilerde işte her yerde Tinder'ı gösteriyorlar, veriyorlar falan. Lisedeyken falan evet Tinder haberlerini. Var. Ben de tam kullanım amacını bilmeden merak edip üye oldum. Sonra benim lisede bir sınıf arkadaşım fotoğrafımı atıp böyle deli gibi gülüp bana bu şeyi yolladı. Ha. Ben de sonra neden olduğunu falan anlattı. Hani bunun amacını. Yapma çocuğum. Ben de o kadar gerildim ve utandım ki hemen silmiştim. En büyük hatam şudur diyebileceğin bir şey var mı? Hepsi beni bugüne kadar Allah ben... Allah. hayır. Ya şöyle ben bir yaptığım bir hatayı... Tabii ki hata yapacağım. Yani ne zaman bir hata yapsam böyle annem hep şey diyor. Hani insan %99 hatayla yaratılmış bir canlı. Hatalı üretim diyor, diyor yani. Hatalı üretim diyor. Boş ver. Yanlış mı yapmışlar bunları? Ama aynı şeyi iki kere yapınca bence hata oluyor. Bir kere yapınca deneyim oluyor gibi geliyor bana. Ha. O yüzden deneyimlerim var şu hatam ana yok. Kadar. Bana göre yok bilmiyorum. Yapar mıyım emin değilim. Sektör içerisindeki bu erkek oyuncularla kadın oyunculara farklı muamele yapılması durumuyla ilgili ne düşünüyorsun? Böyle bir şey var mı? Var. Tabii ki var. Yani bu arada bizim sektörümüzde değil sadece. Yani evet. Her yerde zaten olan hakim bir şey. Hakim olduğun yer diye bizim sektörde. Ama garip bir şekilde son zamanlarda o ataerkil set ortamının yumuşamaya başladığını gördüm ve o kadar hoşuma gitti ki bu. Zaman zaman karşılaştığım durumlar da oldu. Sesimi yükselttiğim zamanlar da oldu öyle durumlarda. Sesini yükselttiğim evet. Zaman. Dayanamıyorum çünkü yani artık yıl olmuş 2020. Hala işte kadın daha şey işte erkek daha yüksek bilmem ne alıyor. İşte ona daha çok saygı duyuluyor falan böyle garip bir dinamik var. O yüzden... Hı hı. Bunu ses yükselttiğinde çözüldü mü? Yok. Okey. Boşa bağırdım. Boşa bağır. Ama son zamanlar şey şanslı olduğumu hissediyorum. Fake hesabın ve gizli gizli takip ettiğin insanlar var mı? Bence herkes gizli gizli birilerini takip ediyor. Sen kimi takip ediyorsun? Ay, sakın söyleme. Yani tek bir kişi değil ben merak ediyorum. Bir şey oluyor. Herkes. Merak ettiğim biri olunca takip etmesem de
bakıyorsun. Girip bakıyorum. Ya fake hesap konusunda da şeye çok korkuyorum. Bir yerde bir patlak veriyor. Onu o kadar sır tutamıyorsun. Ve onun da böyle haber olması falan beni çok geriyor. O yüzden... Evet, senin başın yanar. O yüzden böyle şey gibi böyle... lazerde... Nerede olur ya bankada fake falan. Fake hesabın yok yani. Yok. Bugüne kadar sosyal medyadan aldığın en aptalca yorum neydi? Çok var. Gerçekten mi ya? Evet. Enteresan mesajlar da var. Evet. Dün mesela ama... geçen hafta suratına ekmek banmak istiyorum yazmışlar. En aptalcası oydu. Seninkini de çok merak ediyorum. Ya aptalca değil ama aklıma şey geldi. Bence o çok çok tatlıydı. Dilan işte kanepesini çok seviyor. Ben de Dilan'ın kanepesine olan işte şeyi gibi sevgisi gibi bana da öyle bir sevgisi olan birini bulmak istiyorum falan gibi böyle bir yorum gelmişti. Bu aptalca değil evet. Bu tatlıydı. Bu tatlı bir şeymiş. Aptalca gelmiyor ama. Peki sarhoşken attığın ama uyanınca kafama sıçayım dediğin bir mesajın var mı? Mesajlarım var. Ama şu konu bence daha şey... Sarhoşken atmadığım mesajların pişmanlığı var bende daha çok. Aa gerçekten. Evet. Sonra pişman olup ayık kafayla atmayı denedin mi? Yok. O an geldi. O zaman atsaydım yapacaktım. Atsaydım be falan gibi evet. Cesaretin hiç kalmıyor şu an. Peki hoşuna giden bir projede o bu insan varsa ben hiç olmayayım abi dediğin oldu mu? Henüz olmadı. Ama olabilir. Şansım ama olabilir neden yani. Neden olmasın? Evet. Henüz doğru. Olmadı. O konuda da çok şanslıydım. Evet. Instagram'da stalk yaparken yanlışlıkla like ettiğim birileri oldu mu? Like ettiğim oldu. Like edip böyle takip etmek zorunda kalıp böyle arkadaş oldu. Bir de. Niye böyle? Berbat. Kötü bir iletişim yöntemi olarak yanlışlıkla fotoğraf beğendim. Geri takip et. Yarın mesaj kahve attım. İçelim. Çok kahve içeceğim. Başına bela geldi mi diye soracağım. Ardından sorduğum soru bu. Yok. Arkadaş olmuşum. Hiç yıllarca gözünde büyüttüğün ama tanışınca fıs çıkan bir ünlü oldu. Oldu. Valla mı? Evet. O yüzden şu an çok saygı duyduğum ve çok sevdiğim insanlarla tanışmamaya çalışıyorum. Çok acayip. Evet. Gerçekten evet, mi ya? Kendimi geri çekiyorum o konuda. Üzüyor çünkü. Evet, üzer. Sahip olduğun en havalı arkadaş kim? Bu da tam şey. Instagram yakın arkadaşlar bölümü ayıp gibi. Olurculuk. Ayıp olur. Anladım. Kimler hepsi. Desem çalışıyorum. Hepsi. Yani. Tamam. Bugüne dek karşında oynayan bir oyuncuya yaptığın en büyük pislik neydi? Pislik derken... Açabilir misin? Açayım bence de dur. Açayım. Yani onun oyununu bozma ihtimali olan ama eşek şakası diyebileceğimiz... ...fakat bir yandan da çok eğlenceli falan bir şey. Yapmadın. No. Yapmıyorsun. Neden? Prenseslikten. Evet. Neden? Hayır yani oyunu bozulur diye mi bir şey diye mi yoksa zaten... Ya tabii canım zaten, çalışıyoruz sana çünkü yapmıyorlar yani. Mı? Ya bende böyle bir iki kere şey oldu, soğanlı durumlarla karşılaştığım zamanlar oldu. Ama şey, o da şey değildi yani. Hani o yemekten değil çıkmıştı ya, o ne ve yapsın? Aynen. Gibisinden, anladım. Sizce yeterince dürüst müydü Dilan Hanım? Gelelim yeni filminiz. Yarına Tek Bilet. Geçtiğimiz hafta Netflix'te görücüye çıktı. Hemen ilk ona zaten yerleşti. Bugün pazartesi. Biz pazartesi günleri çekim yapıyoruz. Bugün birinci sıradaydı zaten. İki günde çıkmış bire. Çok da konuşuluyor. Senin açından nasıl bir serüvendi? Proje sana geldiğinde ne hissettin? Ozan zaten bu filmi böyle 4-5 senedir yapmak istiyormuş. Bir gün işte biz beraber bir 2 senedir reklam kampanyası çekiyoruz. Hı-hı. Sette böyle bir şeyden bahsetti. Ben senaryo okumadan tamam dedim. O kadar güzel anlattı ki ve o gözlerinde gördüğüm şey heyecanı o kadar güzeldi ki. Zaten senaryo okuduktan sonra da aşırı mutlu oldum ve dedim tamam eti de senin kemiği de senin. 6 aylık bir ön hazırlığımız oldu. Metin, ben ve Ozan işte senaryo üzerine çalıştık, karakterler üzerine çalıştık. Çok güzel geçti. Şey gibiydi böyle, ilkokula başlama heyecanı gibi bir şey. Çünkü o heyecanı bir daha yaşayamıyorsun ya. Hani liseye gidiyorsun, üniversiteye gidiyorsun ama o ilk... Okula başlama heyecanı hiçbir şeyde yok. O yüzden ağlamaya başladım. Çok başka bir yerde bu film benim için. O yüzden Ozan da bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Metin'e çok teşekkür ediyorum. Yani harika bir partner olduğu için ve yol arkadaşı olduğu için bana. Burada ödül alıyor gibi Şenem'e, Cenk. Verelim bir şey verelim Faro. Ya. Kutluyoruz çok. Tebrik ediyorum. Yani film vizyona girdiğinde 2 gün sonra alınan ilk ödül. İlk ödül. İbrahim Sevim'le bu gece böyle ödülü attım. Verdi. Nasıl? Böyle biz kendimiz yaptıramadık. Bize geleni artık kusura bakmayın çocuklar. Peki yani bu trende çekildi bu.
Kaç günde çektiniz? 9 günde çektik. Tabii ama öncesindeki hazırlıkta bütün provaları bitirip direkt çekmeye girdiniz evet, zaten. Evet. Ya zaten senaryo ezberleme kısmında da şey yapmadık böyle. Hani bugün 5 sahne çekecek, bugün 6 sahne gibi değil. Bütün senaryoyu ezberledik. Çünkü 1. sahneden sonuncu sahneye kadar hepsini gidene kadar çekiyorduk. Ankara-İzmir arası gittiniz evet, geldin. Aynen. Tren sever misin peki sen? Ben ilk defa binmiştim trene biliyor Hadi be. Musun? Gerçekten. Bir gün prova yaptık. Hani gidelim bir bakalım diye. Ben çocuk gibiyim. Böyle odaklanamıyorum. İşte yatağa tırmanıyorum bilmem ne yapıyorum. Onu yapıyorum, onu yapıyorum. Senin bir yere tırmanman mümkün değil ki abi. Boyun kaç senin Dilan yani? Tırmanmak 77. 1.77 zaten kompartıman o kadar. Senin acaba trenin tepesine mi çıktı bu? O yüzden çok keyifliyim. Tüm film sen ve Metin Akdülger'i izliyoruz biz. Siz tek bir an bile yok. Yani bu kadar size bağlı bir işin geldiğinde hissettirdiği şey neydi? Yani panik, korku. Ama ona rağmen altından, kabul ettin değil mi? Evet, altından kalkabilir miyim? Ozan'a ve Metin'e çok güvendim zaten. Şey çok enteresandı, benim için bir dezavantaj gibi düşünüyordum. Yani sürekli biz varız yani 2 kişi var filmde. Ama bir süre sonra avantaja döndü. Çünkü her an içindesin. Evet. O yüzden çok iyi geldi bana. Bunu yaptıktan sonra oyunculukla ilgili kendine güvenin olduğunu düşünüyorum zaten de. Daha fazla güvenmeye başlamış olabilir misin? Öyle bir şey geldi mi his olarak? Evet, Ozan'ın da payı çok büyük zaten bunda evet. Ama geldi. Ya zaten yine İyi şanslı hissettim. Olduğunu söyleyeyim. Hani bu çalıştığın ekiple ilgili evet. Hem Ozan Açık'tan hem de Metin Akdülger oldukça hem insan olarak sevdiğimiz hem de işlerini çok beğendiğimiz insanlar. O yüzden tebrik ederim. Teşekkür ederim. Valla. Tahterevalli. 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 Valli. Valli. Tahterevalli. Tahterevalli. İsveç'te bir köy ismi. Tren. Tren. Çok gayet daha sıkıcı bir... Zumama yani dedi, Melike dedi sen söyledin değil mi? Demin bana da demedim işte tren diye. Laps diyebileceğin. Şimendifer. 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 Şu... Şım... Bir daha sor. Tabii tabii. Şimendifer. Şi... Men... Di... Fer. Şi... Men... Di... Fer. 4 H. Yerli ama bana yabancı. Şimendifer. Şamandıra mı? Yaklaşık. Şimendifer. Şi men di fer. Şimendifer. Şimen di fer. Ver. Vel. Fer. 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 Şimendifer. Evet. Şimendifer çıkar. Şimdi şimendifer ne? Söyleyin. Ne? Demir yolu şimendifer. Tren ve demir yolu. Şimendifer. Ben niye tren dedim ya? Tren. Şimendifer. Şimendifer. Ben de kopya alıyorum zaten. Bu ne? Aşkımın sonunda çıldıracağım. Ya şey gibi göğüslerinde hoparlör varmış gibi. Hangi doktor yaptı o? Bununla hoparlör taktırdım çocuklar. O kadar memnunum ki. Filoloji. Ne? Filoloji. 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 Filoloji mi? Evet. Gerçekten. Evet. Arkadaşlar ben yenilmem bu oyunda. Ben sıkı. Ilık. 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 Ih mı? Gibi. Ilık. Ilık. Bildi. Bildi mi? Evet. Dilimi mi gördün? Alkışlıyoruz Dilan'a.
Tabii ki Dilan kazandı. Röportajında kendine Sylvia Plath'ı örnek aldığını söylemişsin. Allah kaderini benzetmesin. Seni bu Sylvia Plath'e çeken nedir? Bilmiyorum ya. Ben galiba anlaşılamayan insanlar beni çekiyor. Ya. Ben işte Sylvia Plath'in kitaplarını buldum. Okumaya başladım. Annem önce çok ses etmedi. Sonra 14 yaşındayken bir dönem annem girdi dersime. Edebiyat öğretmeni. Evet. Ve şey dedi işte bir şair seçin, bir yazar seçin. Onun sunumunu yapın bana. Ben de sınıfa girdim. İşte masanın üstüne annem gelmeden süt ve bisküvi koydum. Sonra başladım anlatmaya. İşte Sylvia Plath'in hayatı, işte kocasıyla ilişkisi bilmem nesi falan. En sonunda da işte çocukların odasına gidiyor, süt ve kurabiye koyuyor odaya. İşte kapıyı kapatıyor ve bantlıyor ve odaya gidiyor gibi anlatmaya başladım. Ve hala annemin yüz ifadesi aklımda böyle, o bisküviyi yerken bana bakışı. Ambargo koydum ona. Okumayacaksın Sylvia Plath. Yani korktu galiba gidiyor, o da. Etkileniyor bu kız diye. Sonra bir tık düzeldi o şeyim. Hani bak diğerlerini de bir okuyayım diye. Sonra Nilgün Marmara'yla tanıştım. Onun yazılarını çok sevdim. Sylvia Plath'tan çıkıp Nilgün Marmara'ya girmiş. Sonra Nilgün
Marmara da anlaşılamayan bir kadın. İşte kocası bile bilmiyormuş yazı yazdığını. Bir köşede hep yazı yazarmış ve kimse bilmezmiş. Çıkarttığı bir kitap da yok aslında. O öldükten sonra onun bütün yazıları bir kitap haline getirildi. O da üniversitede tezini Sylvia Plath üzerine yapmış. Aa. Öyle bir şey denk geldi yani. Enteresan. Bu bilgiler birleşince de... Evet, peki, benim son kertede... meyilli oldum falan. Peki hala Sylvia Plath'ın hayatı konusunda rol model olarak görüyor musun? Yok ama çok seviyorum. Beğendiğini onu. Anladım çünkü zaten. Çünkü bir söz var ya Göte'nin galiba, dünya hassas kalpler için bir cehennemdir diye. Evet. O yüzden onları böyle alıp sarılmak isterdim yani. Peki senin ilk işin Tatlı Küçük Yalancılar mıydı? Evet. İlk işin o. Yani dizi olarak o. O nasıl bir iş ya? Bak çıkan isimlere bakışım. Siz biliyor musunuz Tatlı Küçük Yalancıları? Abi bak Bensu, Şükrü, Beste, Büşra, Burak, Alperen. Daha var mı? Melisa. Melisa da mı buradan? Evet. Yani bu nasıl bir ekip? Senin açından nasıl bir deneyimdi ve sence buradan çıkan birçok insan, yani bu kadar şimdi yeni nesil ana kast saydım ben şu an. Bu insanların tamamının bu işten çıkmış olmasıyla ilgili bir fikrin var mı? Birkaç kişi daha önce böyle bir iki dizide oynamıştı. Hı-hı. Ama çoğumuzun hiç deneyimi yoktu. O yüzden birbirimize sahip olmamız o sette çok önemliydi. Yani gerçekten ilk setimiz çok kötü olsaydı, çok kötü bir deneyim yaşasaydık... bence hiçbirimizin devam edeceğini düşünmüyorum ben. Ama o kadar sarıldık ki birbirimize, öyle bir anladım. Yani çıktı. Oradaki kurduğunuz ilişkinin aslında... bu başarıyı getirdiğini evet. mi söylüyorsun? Doğru mu anladım? Bence öyle. Anladım, olabilir canım. Ben orada değildim. Ben orada olsam bencesini de söylerdim. Yani. O mu bu mu da artık Tarantino sonrası süreçte birlikte tatile kimle çıkmak istediğini soruyoruz biliyorsunuz konuğumuza. Bu hafta ilk soracağımız iki isim sevgili Dilan. Zac Efron'la mı tatile gitmek isterdin? Orlando Bloom'la mı? Şimdi şöyle bir şey. Zac Efron benim çocukluk aşkım. Evet ama büyüdüğünü düşünüyorum. ama onunla ilgili... Ya ben bir şey ezberleyince hep aklımda kalıyor. Aha. Zeki Evdeyit Alexander Efron 18 Ekim Terazi Burcu San Luis Obispo Kaliforniya Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor diye bir bilgi var bende. O yüzden... Evet. Nüfus memuru. 18 Ekim mi? Terazi. Ben de terazi. Ama o yüzden evet. Burada Zeki tercih ediyorum. Zeki çünkü ediyorum. Neden? Hukukunuz var. Hukukumuz var, bir geçmişimiz var beraber. Peki Zac Efron'la devam ediyoruz. Zac Efron mu, Jason Statham mı? Zac'le devam edebilirim. Oha. Jason'ın bu hali değildir ama tatil sonuçta böyle de göreceğiz demek bu. Evet. Zac'le mi devam Zac'le ediyoruz? Devam edelim. Zac Efron mu yoksa Abel Makonnen Tesfaye mi? Zac. Zac. Bunu biliyor musun kim? Weekend. Evet, bu isme sahip olduğuna inanamadık da Weekend'in. Efendim devam ediyoruz. Zac'te kaldık, ne bok yiyeceğimizi de bilmiyoruz. Zac Efron mu, Justin Timberlake mi? Justin. Evet. Neden? Onun hakkında daha fazla şey bildiğini biliyorum. Yok. Bilmiyorsun. Bilmiyorum ama çok seviyorum. Evet, hayır yarışmasına döndürdü ya. O iki kelimeyi asla söylemiyorsun Dilan. Bana Crimea River'ı söylesin tatilde. Abi, hayal kurmaya başladım. Justin Timberlake mi yoksa Aras Bulut İynemli mi? Aras'la iki sene çalıştık ya. Justin. Justin. Evet. Evet yine partnerlerimizle niye gidelim tatile? Yahu konulu bir o mu bu mu da sizlerleyiz sevgili izleyenler. Peki Justin mi Alperen Duymaz mı? Alperen'le de... 3 işte çalıştık. Evet. O yeter diyor. Yeter. Justin'le devam ediyoruz evet, galiba. Evet Justin'le. Justin Timberlake mi? Nick Jonas. Jonas. Bu böyle de olmasa gerek telaffuz. Justin. Justin'le devam ediyoruz. Neden diye sorayım mı? Sormayayım. Justin iyi Justin çünkü. Iyi. Justin mi? Kanye West mi? Justin. Justin elimizde kaldı sevgili izleyenler. Peki Justin mi, Hazar Ergüçlü mü? Oo, ama Hazar'la bir tatile çıktık Hazar. Özür dilerim. Başından sonuna gitti Justin'le. Justin. Justin Timberlake mi, Bartu Küçükçağlayan mı? Justin. Bartu, sorry. Bartu anlamadı bak fotoğrafı. Ne diyorsun ya falan gibi bir benim şey. Benim işim abi burada aynen. Gibi bir fotoğraf. Haklı bir bakış açısı. Justin mi, Hande Erçel mi? Justin. Justin mi, Tolga Sarıtaş mı? Tolga da
bir işte beraberdik. Şimdi de konuk olarak geldi yeni ya, çektiğimiz yeni işe. Aynen. O yüzden Justin. Justin mi, Burak Deniz mi? Burak mı? Burak. Burak da partnerim ve evet, ikinci işteyiz. Sonuçta falan. Yani tabii ki Justin. Justin. Justin ve Metin Akdülger mi? O da gitti. Ya Metin. Vallahi evet. Mi? Abi niye böyle oluyor? Ben o da gitti dedi deyince onu seçiyorlar. Metin Akdülger'i seçtin. Metin'le devam ediyoruz. Metin Akdülger mi, Bensu Soral mı? Özür dilerim, Metin Bensu. Bensu Soral'la devam ediyoruz. Bensu Soral mı, Tarkan mı? Bensu. Bensu Soral mı, Beyoncé mi? Wowza. Wowza? Yedi dil biliyor da arkadaşlar. O da bir dildi. Yine özür dileyerek Beyoncé'yi tercih ediyorum. Çok iyi yapıyorsun. Beyoncé mi diyorsun? Evet. Hanımlar, beyler, tatil arkadaşı Beyoncé oluyor Dilan Hanım'ın. İnanır mısınız? Tatlı Küçük Yalancılar sonrası neler yapmışsın? Güneşin Kızları, Bodrum Masalı ve Çukur geliyor. Her biri de çok ses getiren işler. Aralarında en çok keyif aldığın hangisi? Yani hepsinden keyif aldığına eminim ama. İçlerinde en çok Sena'ydı. Sena. Çukur. Aynen. Çukur zaten senin için o da özel bir evet, yer gibi görünüyor. Oradan da çok şey öğrendim. İnanılmaz evet, insanlarla İki çalışma sezon, fırsatı yakaladım. Tabii, tabii. Aynen. Çok önemli isimlerle İki çalıştın sezonda ya. Dolayısıyla onun olması da gayet normal. Evet. Çukur fanları falan arada dürtüyorlar mı ne yapıyorsun diye? Evet, hatta böyle geçenlerde yine şey yapmışlar, Sena geri dönsün gibi bir şey. Aa. Çok hoşuma gitti onlara böyle bir yerden dokunmak. Çok tatlılardı. Evet. İyi hissettim. Peki sosyal medyanın tatlı tarafları kadar böyle gelişi güzel yapıştırılan tarafları da var biliyorsun. Seni etkiliyor mu o nefret okları? Bir ara çok etkiliyordu. Ya. Evet, çok kötü hissediyordum kendimi. Çok geliyor mu? Zaman zaman ya. Peki, bir ara artıyor sonra tekrar. Şeyden peki rahatsız oluyor musun? Bu onu da çok merak ediyorum çünkü. Sen artık yani hani bayağı başarılı artık. Tek başına oyunculuk performansına dayalı iş yapılması gereken bir filmde de oynamış biri olduğun için güzel kadın olarak tanımlanıyor olma durumunu ne kadar yaşıyorsun? Yani senin işte Sena'sı var, Leyla'sı var. Bu soru. Öyle mi? Bir tarafta ya çünkü ya şöyle. Yani bu arada yani güzel olmak anladım, kötü bir şey değil tabii ki. Müthiş bir şey. Yok, ve kişinin yani kendisine öyleyim ya da değilim demesi de böyle bir evet, şey, garip bir durum. Ama şeyi çok yaşadım. Sürekli kendimi ispat etme çabası. Hani bunu da yaptım, bunu da okudum. Hadi bunun da üzerine konuşalım. Ama evet, o kadar çok efor sarf ediyorum ki o ön yargılar üzerine. Artık şey yaptım yani tamam dedim. Hani beni çevrem bilsin. O kadar da açmama aynen, gerek yok. Bence daha mantıklı. Ya bu sosyal medyadan gelen şeyler üzerine de biz şey çok seviyoruz. Bir nefretin yani nefreti alıp ortak duyguyu nefret yapıp orada buluşmayı çok seviyoruz. O duyguyu hiç sevgi yapmıyoruz mesela. O beni çok üzüyor. Biraz da lise gibi geliyor bu zorbalık şeyleri. Hmm. Hala o konuda bir lisede gibi hissediyorum yani. Yeni işinden bahsedelim. Şimdi settesin zaten Burak Deniz'le beraber. Burak Deniz'le ikinci işin mi senin? Çok güzel geçiyor ya. İki gün gittim şu an sete. Yeni aha, başladı. Evet. Çok heyecanlıyım. Yayını ne zaman? Yayın tarihi henüz belli değil. Anladım. Ben haber veririm sana yakın arkadaşlar şeyinden. Yakın arkadaşlar. Afiş paylaş ben. İlk arkadaşımız Emre Bey zannediyorum. Evet evet. Emre Bey sizi tanıyalım. Ha, merhaba ben Emre. Zaten biliyorsunuz ismini vermeyeceğim bir şirkette çalışıyorum. Evet. Geçen seferde ben hınlayamamıştım. Evet. Ben izledim kendimi kötüydü. Bu sefer evet, FaceTime'dan bir arkadaşım katılıyor. O hınlayacak. FaceTime'dan. Kim katılıyor? FaceTime'dan arkadaş. Aa Aylin mi o? Aylin ne haber? Bodrum'u göstereyim mi? Ya. Boş ver Bodrum'u. Aylin'cim sen kendini göster. Bodrum'a biz gelir bakarız artık. Şöyle ben kendimi kale manzaralı göstereyim kendime. Bu arada Aylin bizim beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Yani burada Tuşe'de beraber çalışıyorduk. Kendisi Bodrum'da pandemi sebebiyle Bodrum'a yerleşti. Şansına tükürdüğümüz bir başka arkadaşımız. Dinleyeyim mi? Evet dinliyoruz. Bırakıp beni gitti.
anladılar ki aşkımız. Bildim değil mi? Evet. Deniz ve Mehtap. Evet, onu söyledim ben. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Dilan'a sormak istediğin bir şey var mı Aylin? Umarım hep beraber orada bir gün hep beraber oluruz. Hep beraber. Özledim hepimizi. Biz de seni çok özledik hep beraber. Çok öpüyorum. Biz de öpüyoruz. Hoşça kal Aylin. Görüşürüz en kısa zamanda. Ne içiyorum? Bilmem. Ne içmek istersin? Ne içersen bayılmazsın. Başımıza iş açmazsın. onu içelim. Neyi üstüme dökmem? Şunu içeyim. O limon suyu. Yağları yaksın falan. Detoks. Zaten yağları yakıyor diye bana içirmedikleri kalmadı. Yani makine yağ bile içirdiler neredeyse yani. Buyursunlar. Dilan Hanım limonu içti. Alkışlıyoruz. Merhabalar. Dilan'cığım tanıtayım. Bora Küçük Yılmaz. Benim ses mühendisi arkadaşım. Kendisiyle bütün yaptığımız işlerde ses konusunda destek alıyoruz. Bu arada Bora'nın kimsenin dinlemediği bir albümü var. Yani şu an diliyorum ki o albümden sormasın. Süper baba. İşte yavrum, bu. Veteran şarkıları soruyorsunuz ama. Arkadaşlar, ama kayırıyorsunuz. Resmen kayırıyorum. Çok teşekkür ederim Boracığım. Ben teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten sağ ol. Sesin de ne güzelmiş. Çok sağ ol. Bu ne? Bunun rengi çok güzelmiş. Tabasco. Acı. Ben geçen hafta çok mu acı? Çok zorlandım. Hayatıma devam ederken. İçiyorum o zaman. Aa. Tamam. Bir şey olursa biz ilgileniriz. Bir şey olursa. Ay, inşallah olmaz. İçiyor. Ay, gluk sesini duydum. İyi misin? İyi misin Dilan? Ay kızım, yeni de filmi çıktı mis gibi. İyisin değil mi? İyi, iştahım açılır. İştahım açılır. Hadi inşallah. Buyurun. Siz kimdiniz Buse Hanım? Ben İbrahim Selim'in styling ekibindenim. İlk defa söyleyeceğim. Biraz heyecanlı olabilirim. Bunun onlar Emre'nin çok tecrübeliler. Tabii tabii. Onlar tecrübeliler. Buyurun dinliyoruz. İsyan. İsyan. Bildin mi? İsyan. İsyan mı hımladın evet, sen? O zaman dengeleyelim ne olur şunu. Balzamiği yapıştır diyorsun. Hala yanıyor çünkü benim içim. Ama ben söyledim Dilan'cığım. Aç karnı da balzamik içilmez çocuklarım. Makine ya bu artık. Bu balzamik miydi? Merhaba. Mikrofon bana geçti. Cansu bende. Hayırlı olsun Cansu. Cansu zaten mikrofonu alamasaydı birimizi dövüyordu galiba. Gergin mi geliyor sesin? Yo asla. Özür dilerim. Asla. Çok pardon. Asla. Biraz güleyim mi? Yo çok tamam. Özür dilerim. Ölü belinde. Cansu bizim patronumuz. Şaka. Gerçekten ben hayatımda duyduğum yumuşacık şakaydı. Tatlı bir şarkıyla geliyorum hazırsanız. Evet. Bilemedim. Hala bilemedim. İlgal. Bilemedim. Şarkının sözü. Tam olmaz. Tekrar. Şarkı. O kadarını biliyorum. O kadarını biliyorum. Bildi mi şimdi o? Evet, ortaklaşabilmeyle bildiniz yani. Ne olacak? Ben yarım mı içeceğim ortaklaşabilmeyle? Bu sayılmaz. Yarım yarım içelim o zaman. Olur mu kuzum? Sen bildin. Senin. Ama ben tuzlu su içeyim. Bu, tuzlu su. Şarkı neydi arkadaşlar bu arada? Ben anlamadım. Diyemedim. Ha. Tatlı bir şarkı bence. Zafer Peker mi? Hakan Peker'in kardeşi. Senin şeyin, albümün çıktığı yıl. Oradan biliyor yoksa. Sen hatırlıyor musun? Nerede hatırlayacaksın? Dilan'cığım.
Allah belası. Canan, finali senle yapıyoruz galiba. Bu sirke yağ yakar sevgili yağ Dilan. Yağ yakar içelim. Say, varmış detoksun gibi. Niyetine. İç ya varmış gibi iç bakalım neyi yakacak? Ha? İyi misin? Hayır. Paket oldu. Hanımlar beyler biz programın sonuna geldik. Bu hafta konuğumuz Dilan Çiçek Deniz hanımefendiydi ama aynı zamanda da bizim sezon... daki son programımızdı bu. Dilan aynı zamanda bizi final bölümümüzü, sezon finali yaşasın bölümümüzün de konuğu oldu. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vallahi o kadar seninle vakit geçirmeyi arzu ediyorduk ki böyle final bölümüne gelince vallahi güzel tadından oldu. Yenmez oldu. Bizim için muhteşem bir sezon oldu. Umarız önümüzdeki sezon daha büyük sürprizlerle beraber olmayı hedefliyoruz. Umarız diye başladığım cümleyi hedefliyoruz diye bitirdim. Çelişkiden, ölmeden huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hanımlar, beyler, önümüzdeki sezon görüşmek üzere. İyi akşamlar.